Herkese merhaba dostlarım, monte Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Binance vadeli işlemler yani futures işlemler nasıl kullanılır hepsinin tek bir videoda özet halini anlatacağım. Video yapacağım özetten dolayı biraz uzun olabilir. Normalde bunu kanalımda 5-6 ayrı ders şeklinde adım adım anlatmıştım. Burada hepsini tek bir videoda anlatacağım, detaylı bir şekilde özet bir şekilde ve canlı örneklerle göstereceğim. Umarım faydası olur video. Şimdi arkadaşlar bu Binance Futures'u kullanmanız için öncelikle şuradaki Turkish'i İngiliz yapmanız lazım. Şuraya tıklayıp burada İngilizce seçmeniz lazım. Çünkü e, masa üstünden o şekilde açabiliyorsunuz. Mobilden sağ aşağıda vadeli işlemler var. Direkt oradan açabilirsiniz. Şimdi açtıktan sonra arkadaşlar burada türeve geliyorsunuz. E, USDM Futures'a tıklıyorsunuz. Bu Binance'ın future sayfası arkadaşlar. Eğer daha önce e, ilk defa açıyorsanız burada size bir quiz yapar, quiz soruları sorar. O quiz sorularını yanlış yapsanız da önemli değil. Zaten doğrularını gösteriyor. Oradan sonra doğrularını tercih edip eee tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda ilk defa üye oluyorsanız eğer size burada referal sor arkadaşlar. Oraya küçük harflerle on yazarsanız %10'luk benim referans kodumdur. %10'luk indirim sağlar arkadaşlar. %10 yani U kullanmadan %10 birleşik bir şekilde ve rakamla olacak U. Bunu yazarsanız arkadaşlar videonun altında da var bu e, kod. %10 indirim kazanacaksınız komisyon indirimi. Burada kaldıraçlı işlemler yaptığımız için hacmimiz çok yüksek oluyor ve ciddi miktarda komisyon ödüyoruz. Bu Binance'da arkadaşlar komisyon indirimi çok önemlidir. Bu futures işlemlerde daha doğrusu kaldıraçlı işlemlerde %10 ciddi bir komisyon indirimidir. Aynı zamanda bir link bırakıyorum. Oradan da direkt üye olarak komisyon indirimine faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer avantaj da sizin için şu olacak. E biliyorsunuz Monte Crypto Konto Elite kanalımız var arkadaşlar. Ben özellikle burada vadeli işlemlerimi paylaşıyorum. Ve şu ana kadar çok güzel oranlarda kazandık. Yani %63 mesela 15 kaldıraçlı bir işlem görmüşüz. E 10 pozisyonlu işlemde %36 kar etmişiz. 2 saatte %65. Yani çok hızlı bir şekilde bir sürü karımız oldu. Bakabilirsiniz arkadaşlar buradan. E inceleyebilirsiniz. Mesela %78 kar, %75 ile karla kapatmışım. Bu, bu gruba girmeniz için arkadaşlar şöyle bir katılım formu var. Bu katılım formunda Binance'a benim linkim üzerinden üye olup işlem yapmanız lazım arkadaşlar. Eğer normal Binance üyeyseniz, futures'a üye olurken de benim linkimden üye olup kazanırsınız. Bakın burada link var. Bu gruba katılmaya kazanırsınız. Video açıklamasında arkadaşlar bu grubun katılım formunu bırakıyorum. Binance ID numaranızı buraya yazarak ve formda olarak bu gruba katılmaya kazanabilirsiniz. Şu an 38 kişi var arkadaşlar grupta. Ee, özel bir grup. Aldıklarımı sattıklarımı genelde buradan paylaşıyorum. Buralardan takip edebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken Binance'a benim linkimle üye olmak. Aşağıda video açıklamasında var. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ee, öncelikle Binance Futures'ı açtık. Açtıktan sonra buna normal spottan hesap para aktarmamız lazım. Geliyoruz Wallet'a. USDM'ye geldik. Şuradan Wallet cüzdan demek arkadaşlar. Şimdi buraya ne aktaracağım? Bak transfere geliyorum. Spot dediğim benim e, kaldıraçsız işlemler sayfam. Buradan doları seçiyorsunuz. işte ne kadar örnek veriyorum 50 dolar yatıracaksınız. 50 dolarlık işlem yapmak istiyorsunuz. 50 seçiyorsunuz. Confirm ediyorsunuz. Ve parayı futures cüzdanınıza aktarıyorsunuz. Yani spot cüzdanı ayrı futures cüzdanı ayrı. Ardından tekrar e, derivatives yani türev işlemler. Oradan USDM futures'a geldim. Şimdi arkadaşlar önce şundan bahsedeyim. Hmm. Futures işlemler arkadaşlar. kaldırış işlemler çok riskli işlemlerdir. E, paranızın tamamıyla burada işlem yapmayın. Ben geldi yüzde beş, yüzde işlem yaparım bazen. Yani çok düşük bir oranla işlem yapıyorum ki tamamını kaybetsem bile üzülmeyeyim. Yani üzülmeyeceğiniz paralarla burada işlem yapabilirsiniz. Bu videodaki hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi futures'ı çok özetle anlatacağım size. Mesela bitcoin fiyatı 50 bin dolar. 5x pozisyonla bitcoin'e girdin. Ne kadar girdin önemli değil. Diyelim ki e, bin 1000 dolarlık girdin. 1000 dolarlık girdin. Bitcoin fiyatı 75 bin dolar oldu. Yani %50 arttı mesela. Sen 5 poz, 5x kaldıraç kullandığın için Fiyat %50 arttığı zaman sen yüzde %250 kazansın. Yani e, ona göre çok yani çok daha fazla kazanmış oluyorsun. Yani burada mesela 2500 dolar kazanırsın. Toplamda 3500 dolar olur. Yani e, fiyat kaç artarsa senin kaldıracın o kadar katlıyor onu. Ve mesela long pozisyonda fiyat artarken sen kazanıyorsun. Short pozisyonda da fiyat düşerken sen ka e, yine kazanıyorsun. Short'ta da fiyat düşerken kazanıyorsun. Yani mesela Bitcoin fiyatı 50 bin dolar. Sen 2 xle shortladın diyelim, 40 bin dolara düştü, 20 düştü. Sen 40 kazanırsın bak. Bitcoin'in fiyatı 50 bin dolardan 40 bin dolara düştüğü zaman, sen eğer 2 xle short yapıyorsan yani düşecek fiyat diyorsan, kazanıyorsun yine 40 ediyor totalde de. Burada da işte e, aynı şekilde tam zıttına da kaybetme ihtimal var. Mesela Bitcoin fiyatı e, 50 bin dolar diyelim, sen 5x pozisyonla longladın yani artacak dedin. Olsa da Bitcoin fiyatı 40 bin dolara düşerse, e, sen yüzde %20 düştü. Sen 5x ile %100 paran tamamını kaybedersin. Yani %100 kazanmak da var. %100 kaybetmek de var. Riskli bir işlem. Öyle özetleyelim. Şimdi bunları aldıktan sonra paramızı aktardık. Şimdi burada arkadaşlar şey var. limit market stop limit. Yine üç çeşit alım satım şey var. Aynı spottaki gibi alım satım türü var. Bir de burada yani isolated cross var. Bunları anlatacağım. Bir de burada kaldıraç var. Yani 3 temel mantık var burada. Isolated mi cross mu? Kaldıraç nedir? Bir de işte limit market order var. Market yani şimdi burada yine aynı şekilde emir koyuyoruz. Bir de pozisyonlara giriyoruz. Ee, şimdi biraz para aktardık diyelim. 50 dolarlık bir işlem yapalım. Ee, buradan çiftini seçtin işte. Mesela Bitcoin USDT seçtim. Diğer çiftleri de seçebiliyorum. Yeni başlıyorsanız eğer ben Isolated'ı tavsiye ederim. Neden? da mesela şu an cüzdanımda 530 dolar var. Ben 30 dolarlık bir emir girdiğim zaman ve o paranın tamamını kaybedersem sadece 30 dolarım yanıyor ve şuradaki 500 dolar hiçbir şey olmuyor. Ama cross'la girersem eğer e, orada işte 30 dolarlık işleme girsem bile fiyat o kadar hızlı düşse eğer benim geri kalan param da etkileniyor. Isolated'de sadece girdiğim emir etkileniyor. Yani cross'la isolated'in temel mantığı bu. Likidasyon fiyatı ve marjin değişiyor. Bunları anlatacağım. Şimdi ben isolated'dan gireceğim. E, kaldıracımda 5x yaptım. Dedim ki fiyat marketten gireyim yani fiyat şu, şu fiyat benim için iyi ee, buradan işte e, yaklaşık bakın şurada kostüm gösteriyor benim ee, şu biraz daha düşelim 45 dolarlık pozisyona gireceğim gir dedim bak hiç pozisyon şey direkt pozisyona girdim ben şimdi burada temel mantığı size anlatacağım Sonra bu temel mantığı kavradıktan sonra limitten de girmeye bakacağız. Ben şu an direkt şu fiyat iyi dedim. Ben bu fiyattan yükseleceğini düşünüyorum dedim. Hani örnek olsun diye açıklıyorum ve longladım. Long diyorsam fiyat 56.800'de girmiş mi ya? Fiyat arttıkça ben kazanırım. Short diyorsam da bu fiyattan aşağı düşerse ben kazanırım. Bunlara bakacağız beraber. Şimdi benim giriş price'ım, giriş fiyatım 56.802 dolarmış. Şu an mark price dedi güncel fiyat 56.900 dolar. Ve benim yaklaşık ROEM yani yüzde %0.94 yaklaşık bir kazanmışım. Bu da 0.45 dolar ediyormuş. Bu PNL ettiği dolar karşılığı ROE yüzde karım. Yeşilse kardayım, kırmızıysa zarardayım. Marjin değil 45 dolar. Benim şu an 45 dolarlık bir marjim varmış. Arkadaşlar 45 dolarlık bir marjim var. Ee, genel olarak şey bunlar yani şuradaki fiyat okuma mantığı bu. Eğer fiyat bak liquidation price çok önemli. Eğer fiyat 45.602 dolara düşerse ben bu 45 doların tamamını kaybederim. E, cross'da olsaydı bu lik price'ı daha düşük olacaktı. Yani benim erime fiyatım çünkü cüzdanımın geri kalan da 488 dolar var. Şimdi ben mesela fiyat düşmeye başladı ya. ben buradan e, mesela %1 çardayım şu an hatta şansıma iyi gitti. Ben buradan e, Ekleme yapabilerek mesela liquidaetsin Price şu an 45.600 ya işte bu fiyata yaklaştığım zaman ben ne yapacağım diye panik yapmama gerek yok eğer biraz daha fiyat eklemek istiyorsam buradan şey ekleyebiliyorsun yani marjin ekleyebiliyorsun mesela diyelim ki 15 dolar daha ekleyeceğim şu an güncel fiyattan ekliyorum bu arada bak liquidaetsin fiyatım 41.000'e düşecekmiş eğer böyle yaparsam şu an 40 bakın 45.602 idi biraz daha ekledim 41.000'e düştü ben şu an yüzde %1.3 kardayım. Yani yaklaşık 60 cent kardayım. Şimdi bu pozisyonu direkt kapatmak istiyorsam marketten kapatabilirim ve kara geçerim. Ben limitten bir limit göstereyim size. Ee, diyorum ki mesela fiyat 60 bin dolar olursa ben limitten pozisyonumu kapatmak istiyorum. Emrimi girdim. Open ordusu açalım. Bak sell. Ben longladığım için benim kapatma eğrim sell olacak. Fiyat 60 bin dolar olursa benim şu an e, varlığım 0.04 04 bit koymuş tamamını kapatacağım diyorum emri iptal ettim pozisyonuma geri geldim stop limit koymak istiyorum mesela stop limit içinde şuraya geleceğiz stop limit e, sel kısmına geleceğiz arkadaşlar Ya da şu daha mantıklı. Şu en sağda bir kalem var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Diyorum ki son fiyat işte şu ana kadar 56 bin dolar. 54 bin dolar olursa ben stop limit yapacağım. Konfirme basıyorum. Bak burada da emrim geldi. Bak stop marketten satış yapacağım. Yine longladığım için. Fiyat 45 bin dolara düşerse 54 bin altındayken yani yok pardon 54 bin'e düşerse ben stop limitten elimdeki malları çıkartacakmışım. Ee, özellikle şeyde e, vadeli işlemlerde stop limit çok önemli çünkü çok hızlı bir şekilde paranızın tamamen erimesini engeller. Bu emrimi de iptal ettim. Şimdi pozisyonuma geldim marketten çıkacağım pozisyonuma yaklaşık 1.42 kardaymışım. Keşke yüksek ile girseymişim şu an. Ne güzel kardaymışım. Markete tıkladığım an pozisyonumu kapattım. Bak order attım ve order gerçekleşti. Ve şu an 534 dolarım var tekrar cüzdanımda. Şimdi limitten limitin ne demek olduğuna bakalım. Yine long göstereceğim örnek olarak. Mesela ben 56 bin bu fiyatı beğenmedim de dedim ki 54 bin olursa ben longlayacağım. Ne kadarlık longlamak istiyorum size büyüklük. Yine işte şurada 65 dolarlık girdim. Emrime tıkladım. Bu emrim aşağı geldi şu an. 54 bin dolar olursa işte 006 btc'lik alacağım de demek bu fiyat buraya girerse benim evrim gerçekleşir Yani az önce pozisyona hemen girmiştim ya şu an pozisyona hemen girmedim 54 bine düşerse ben pozisyona gireceğim ve pozisyona girdiğim zaman işlem yapabiliyorum şimdi bunu kapatalım şimdi arkadaşlar Bunun dışında bir de şeyimiz var bizim ee, Şorta bakacağız. Yine marketten şort göstereceğim. Ne kadarlık isteyelim? Diyelim ki mesela 22 23 dolarlık shortlayacağım şu an. Yine mevcut fiyattan gireceğim. Yani 56.930 dolardan sell short dedim. Emrim gerçekleşti. Bak direkt pozisyona girdim. Bakalım. 56.956 dolardan pozisyona girmişim. Şu an fiyat 56.941 dolarmış. Yani 56'dan girdim bakın 41. 34 hatta. Benim girdiğim fiyatın daha da altında. Ve fiyat düşmüş. Fiyat düşmesine rağmen ben kardayım. Çünkü fiyat düştüğü için kara giriyorum. Yani fiyatın düştüğü oranın yüzdesi olarak 5 katı da benim karım. Marjinim. o oh hepsiyle girmişim yanlışlıkla. Mı? Marjinim 580 dolar diyor. Ee, şurada herhalde bir ufak bir hata gözüküyor. Isolated girmedim mi? Isolated girdim. Neyse önemli değil. Az pozisyonumu kapatacağım zaten. Ee, bakıyorum tekrar. Marketten pozisyonumu kapatayım. Riske girmeyeyim. Aslında çok yüksek para değil de. Niye öyle dedin anlamadım ama. Şimdi 91 dolar short mantığı bakıyorum. Herhangi bir hata olmaması lazım. 91'den tekrar girelim, pozisyonu açayım. Tamam 91'den girdim bu sefer. Evet. Ee... Şimdi arkadaşlar, burada benim normalde marjin dolar kısmını görmem gerekiyordu. Tam olarak ufak bazen e, rakamsal hatalar olabilir, önemli değil. 56.970 dolardan girmişim şu an 56.946 dolarmış eğer fiyat 68.000 dolar olursa eğer yani şu anki fiyat değil fiyat 68.000 dolara olursa e, ben likidde oluyorum yani paramı tamamını kaybediyorum arkadaşlar margin radyon 1.99'muş burada da aynı şekilde limitten e, diyebilirim ki şuraya gelirim işte önekörüm 55.000 olursa pozisyonumu kapat diyebilirim limite tıklarsam pozisyonu girmiş olurum Aynı şekilde şuraya gelip stop limit koyup işte bu sefer fiyat yükselirken stop koymam lazım. 59.000 olursa pozisyonu kapat diyebilirim. Bak 115 dolar zarar çekmişim o durumda. Gibi şeyler buradan görebiliriz arkadaşlar. Marketten yine emrimi kapattım. Pozisyonumu kapatmış oldum. Burada da bunu görmüş olduk. Şimdi canlı long ve short örneği gördük. Market ve limit ve stop limit mantığına baktık. Bir de arkadaşlar şurada şey var onu göstereyim. Bu da önemli kurallardan biri. Fonlama ücreti. Funding countdown. Yani günde 3 defa arkadaşlar fonlama ücreti alıyor. Tabi fonlama ücreti e, mesela longdayken bazen mesela herkes longladığı zaman shorttan alıp longa veriyor. Yani diğer tarafa parasını aktarıyor. Fonlama ücreti öyle. Bazen sizden keser bazen de size fonlama ücreti öder. Fonlama ücretinin mantığı budur. Ve marjinimizi azaltır. Burada az önce gördüğümüz pozisyon büyüklüğü marjinimizi azaltır. Şimdi hesap makinesini açayım. bir fonlama ücreti hesabı görelim. Mesela ben 1000 dolarlık pozisyonum var arkadaşlar. Yani 200 dolarlık işleme girdim mesela 5x kaldıraçla ve benim işlemim 1000 dolar oldu. 1000 dolar çarpı nerede bu fonlama ücretim? Ee, ha 0. 0. 1207. Çarpı 0, 12 07 eşittir bölü 100. Mesela şu an 1,2 dolar alacakmış arkadaşlar benden. E, fonlama ücreti olarak 8 saate bir. Tabi bu dediğim gibi anlık olarak değişebiliyor hatta. Hani buna dikkat etmeniz lazım. Ama ben genelde işte tutup da 2 ay 3 ay bir pozisyonu durmazsınız ama benim 1-2 hafta kaldığım oldu. Ama aşağıda işte %100 kardaysanız eğer fonlama ücreti sizi etkilemiyor. Ama tabii ki yine dikkat edin fonlama ücretine. Fonlama ücretini takip etmeniz de fayda var. E, yani genel olarak şeyin mantığı bu kadar. Yani Binance Futures'ın mantığı elindeki varlıkla daha fazla kaldıraç yaparak daha fazla hacim oluşturuyorsun. Yani kazanma oranı da artıyor. Kaybetme oranı da artıyor. Buradaki temel mantık bu şekilde. Başka bununla ilgili anlatmak istediklerim neler var diye bakıyorum. Limit stop limit'i gördük. Kaldıraç'ı gördük. Buradan kaldıraç'ı artırıp azaltabiliyorsunuz ve sizi uyarıyor diyor. Aman diyor bak diyor çok fazla kaldıraç kullandın. Leverage dediği kaldıraç çok riskli diyor. Ben genelde 20x'e kadar kullanabiliyorum. Eğer çok güvenemediğim işlemlerse 3x5x yapıyorum. Fakat grupta görüyorsunuz genelde 20 de işlemlerimi paylaşıyorum. Çok yüksek bir şekilde. Çok şükür son zamanlarda hep kara geçtik e, grubumuzda. Bu, bu şekilde arkadaşlar. Aynı zamanda bu videoyu arkadaşlar beğenip yorum atıp kanala abone olursanız bir kişi çekilişle e, bu videoya girme şey bu gruba girmeye hak kazanıyor. Umarım videom anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Hani Sizin için anlaşılır sade sade videolar çekmeye çalışıyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Bunun için e, videoyu beğenip e, yorum atmanız yeterlidir. Aklınıza takılan soruları yorum olarak sorabilirsiniz. E, bu benim arkadaşlar YouTube kanalım. Takip etmenizde fayda var. Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada da aldıklarımı sattıklarımı zaman zaman paylaştığım oluyor. Yorumlarımı burada görebilirsiniz dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.